Ama Özgeciğim, bak herkes aşağıda bizi bekliyor. Hem sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Bana ne? Özge. Ben babamı görmek istiyorum, onu tanımak istiyorum. Bak, sana bunu defalarca anlattım canım. Yetişkinler bazen anlaşamaz ve boşanmak zorunda kalırlar. Biz de babanla anlaşamadık. Bunu bu kadar büyütme lütfen. Senin için söylemesi kolay tabii. Ben babamı istiyorum. Artık senin baban Hakan olacak. Hiç de değil. Ayrıca herkese babamı gördüm, babamla konuştum falan diye yalanlar uydurma. Hakan'ın aklının karışmasını istemem. Ben babamı istiyorum. Gelebilir miyim? Tabii canım, gel. Özgeciğim, çok üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Yağmur ve Emre ile konuştum. Onlar da çok üzgünler. Evet, hiçbir zaman babanın yerini tutamam belki ama ne zaman konuşmak, dertleşmek istersen ben buradayım. Anlaştık mı? Hadi bakın, sil gözlerini doğru aşağı. Peki. Hakan, sen olmasan ben ne yapardım? Yok canım, abartma. Öyle iyisin ki Hakan'cığım. Özür dilerim. Ben de. Önemli değil. Balon asmamıza yardım etmek ister misin? Hı hı. İstersen pastanın mumlarını beraber üfleyebiliriz. Olabilir. Gel. Gördün mü? Ne şekerler. Ne de güzel anlaşıyorlar. Evet canım. Aa, daha hiçbir şey yapmamış bunlar. Bir dakika canım. Şu hazırlık olayına el koyayım. Makbule Hanım. Nana. Ay. Acaba yine ne şeytanlık yaptın küçük cadı? Bunları da buraya alalım. Ben de aldım. Evet. Sen bunu yiyeceksin. Harika bir şey yaptın. Tamam. Çok heyecanlıyım. Nerede kaldı meyve suyum? Ay ne uyuşuk şeysin sen ya. Sabredemiyorum artık. Bak hala dikiliyor. Kızım salak mısın? Nesin Annesi sen ya? Nasılsın sen ya? Bekle biraz. Evet. Sen gel. Tamam işte böyle. Bunu fazlasıyla hak ettin sen. Aman canım, ne var ki halimde? Saçına baksana. Saçıma mı? Aa, saçlarım. Ne alakalı ya? Bizi güldürmek için kılıktan kılığa gitti. Ah ya, evet. Sizi güldürmek için, ay çocukları güldürmek için yaptım. Güzel. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama kesinlikle senin marifetin. Hesabı
cevabını sorarım ben sana bunun. Hadi Yağmur üstüne. Hadi Yağmur üstüne. Üfle hayatım. Bir dilek tut. Cidden bir. Evet. Dilek tutuşa bak. Şimdi gidip sıkıştıracağım. Bir daha. Bravo. Hadi Yağmur. Hediyeleri açma zamanı. Evet. Doğumun en güzel yanı da bu. Yani. İlk önce babanın aldığı hediye açacağım. İçinde ne olduğunu biliyorum zaten. Öyle mi? Ne varmış bakalım? Tabii ki de içinde oyuncakların ışığı be. 100 kere söylemiştim ya. Açsana Yağmur, açsana. Hadi meraktan öleceğim, aç. Açıyorum. Acele etmeyin mi zahmet yani? Dur ben sana yardım edeyim. Biliyordum babacığım. Nice yıllara kızım. Tamam ben onu düşün. Benim yerimi sen aldın değil mi? Teşekkür ederim. Hadi Yağmur, açsana şunu. Şunu da aç bakalım. Hadi aç bakalım, aç. Açacağım ya. Nana çok güzel. Bu şimdiye kadar aldığım en muhteşem hediye. Umarım bu küçük hanım benim pabucumu dama atmaz. Ne saçma bir şey. Hem senin bez bebeğin yok muydu? Bütün gün bunu bulmak için girmediğimiz dükkan kalmadı. Ne zormuş bu dünyada bir bez bebek bulmak. Siz bugün bütün gün bunu mu aradınız? Atıcan, Orcan mı birlikte yok oldunuz? Peki ya Güller ne olacak? Evet, Nana sürpriz yapmak istedi ama. Hadi. Hastayız. Evet. Al bakalım. Ben çok de güzelim yerim valla. Hiç sanmam. Çok güzel ya. Nefismiş. Bu nefis bu ya. Evet. İğrenç mi? Bence mükemmel. İğrenç. Niye ki? Allah Allah. Ne oldu bunlara ya? Ay ne oldu size? Bakmış çok güzel olmuş. Tam sevdiğim gibi. Çok mu? Senden de kendine gül. Sakın unutma, yarın 7:30'da gelip alacağım seni. Hı-hı. Tamam mı? Tamam. Tamam. Ya tamam be Volkan. 40 kere söyledin. Hiçbirimiz unutmayacağız. Tamam, o zaman 7:30'da görüşürüz. Tamam, tamam. 7:30. Aa! Bakalım daha neler göreceğiz. Efendim? Hiç. Sen bana bir şey mi dedin? Yok, sana ne diyebilirim ki? Güzel. Sen bu toz ne? Ne yapıyorsunuz bütün gün evde? Sabah hallederim. Yok canım. Yarın senin çok önemli bir randevun var. Anca hazırlanırsın. Ama ben... Ben de istiyorum gezmek tozmak ama olmuyor ki. 7:30'da unutma, olur mu? Ama nasıl unutulur? 40 kere söyledi zaten.